HDR ile birleştirme. HDR yani High Dynamic Range görüntülerde yüksek dinamik sıralama ve birleştirme işlemleri yapar. Özellikle aynı fotoğrafın 3 defa ayrı ışık değerleriyle çekilerek oluşturulan görüntülerle elde edilir. Peki HDR fotoğraflar nasıl çekilir? Kısaca fotoğraf makinenizi tripoda bağlarsınız. Kadrajı bozmadan ilk kareyi sıfır pozlamada Diğer iki kareyi de enstantaneyi el ile ayarlayarak eksi 2 ve artı 2 poz değerlerinde çekersiniz. Daha sonra bu fotoğrafları Photoshop gibi yazılım araçları sayesinde birleştirdiğinizde karanlık ve aydınlık yerleri belli bir mantık dahilinde göze hitap eden artistik bir fotoğraf oluşturur. Sıfır poz değerinde karanlık çıkan yerler artı pozlanmış kareden, aydınlık çıkan yerler ise eksi pozlanmış kareden alınır. Böylece ışık dengesizliklerinin olduğu ve detayların kaybolduğu fotoğraflardan tüm detayları barındıran bir HDR kare elde edilir. Elde ettiğiniz HDR görüntüleri en uygun şekilde birleştirme ve birleşen görüntü üzerinde gerekli müdahaleler yapabilmek için File, Automate'den Merge to HDR Pro seçeneğini kullanabilirsiniz. CS4 versiyonuna ilave olarak HDR Toning seçeneğini de kullanabilirsiniz. HDR birleştirme işlemlerini Adobe Bridge programından da gerçekleştirebilirsiniz. Eğer görüntüleriniz RAW formatında çekildiyse, önce RAW üzerinde uygulamalar için Adobe Bridge programını kullanıp birleştirmeler yapabilirsiniz. Bridge programı görüntüler üzerinde pratik erişim ve uygulamalar yapabilmeniz için üretilmiş yardımcı bir programdır. Photoshop'un farklı alanlarından da bu programı aktif hale getirebilirsiniz. Browse in Bridge seçeneğine tıklayın ve programı açın. Birleştirmek istediğiniz görüntüleri seçin. Ve File menüsünden Open in Camera Rev tıklayın. Camera Rev ekran açılır. Bu ekran üzerindeki seçeneklerle çok hassas ve etkili renk ve ışık dönüşümleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu konuyu RAW dersimizden de takip edebilirsiniz. Üç görüntüyü de senkronize bir şekilde müdahale edebilmek için Select All'u seçip Synchronize butonuna tıklayarak eş zamanlı uygulayacağınız araçların kutucuklarına tıklayabilirsiniz. Gerekli uygulamaları yaptıktan sonra Dan tuşuna tıklayıp onaylayarak çıkın. Dilerseniz görüntüleri birleştirmek için işten Tools Photoshop Merge to HDR Pro seçeneğini, dilerseniz de doğrudan Photoshop Automate'den seçin. Faisstan birleştireceğiniz görüntüleri seçin ve OK'ya OK basın. Üç fotoğrafın pozlama değerlerini görebileceğiniz Menüli Set EV yani pozlama değerlerini el ile ayarla paneli açılır. Görüntülerde pozlama verileri yoksa Menüli Set EV iletişim kutusuna Enstantane, Diyafram ve ISO değerlerini girebilirsiniz. Ya da EV değerlerini yani artı eksi pozlama değerlerini yazabilirsiniz. Gereken değerler oluşturulduktan sonra OK'ya OK basın ve çıkın. Sonunda Merge to HDR paneli açıldı. Preset bölümünde Default programın varsayılan ayarlarıdır. Bunun dışında Monokromatik, Fotorealistik ya da Sürrealistik gibi ayarları kullanarak hazır varyasyonlar deneyebilirsiniz. Görüntünüz arabalar, insanlar veya bulutlar gibi hareket eden nesneler nedeniyle farklı içeriklere sahip olabilir. Bununla oluşan karmaşık görüntüleri gidermek için Remove Ghost seçeneğini işaretleyin. Bununla aşağıda en uygun EV değeri olan fotoğrafı yeşil çerçeveyle belirleyerek aktif hale getirir ve iç içe geçmiş hareketli görüntüler sabit hale gelir. Birleştirilmiş görüntü için bir bit derinliği seçmelisiniz. Birleştirilmiş görüntünün HDR görüntünün tüm dinamik aralığını saklamasını istiyorsanız 32 biti seçin ve sürgü ile tonlama yapın. 8 bit ve 16 bit görüntü dosyaları bir HDR görüntüsündeki tüm parlaklık aralığını saklayamaz. 16 veya 8 bit görüntüler için aşağıdaki ton eşleme yöntemlerinden uygulayabilirsiniz. Local Adaptation Tüm görüntüdeki yerel parlaklık alanlarını aşağıda görülen ayarlarla ayarlamanızı sağlar. Edge Glow bölümünde radius yerel parlaklık bölgelerinin boyutunu belirtir. Strength ton değerlerinin kuvvetini belirler. Tone and Detail bölümünde gamma kontrast derecesini belirler bir sıfırlık bir gamma en yüksek değerdedir. Yüksek ayarlar açık tonları ve gölgeleri vurgularken düşük ayarlarda orta tonları vurgular. Exposure pozlama değerlerini yani diyafram değerlerini yansıtır. Keskinliği ayarlamak için detail sürgüsünü ve bu bölgeleri aydınlatmak veya koyulaştırmak için shadow, ve Highlight ton sürgülerini sürükleyin. Color panelinde Vibrance seçeneği ile rengin diriliğini, Saturation ile de rengin doygunluğunu belirleyebilirsiniz. Curve bölümünde varsayılan olarak tonlama erisi ve histogram değişikliklerinizi noktadan noktaya belirler. Daha çok ayarlama yapmak için eğriye bir nokta ekledikten sonra corner seçeneğini işaretleyin. İkinci bir nokta eklediğinizde ve taşıdığınızda eğri açısal olur. Eğrinin uyguladığınız hareketini silmek için Reset Curve ikonunu tıklayın. Equalize Histogram bir miktar kontrastlı korumayı denerken HDR görüntüsünün dinamik aralığını sıkıştırır. Başka ayar yapmaya gerek yoktur. Bu yöntem otomatiktir. Exposure and Gamma HDR görüntüsünün parlaklık ve kontrastını elle ayarlamanıza olanak tanır. Ayarlamalar için exposure sürgüsünü ve gamma sürgüsünü hareket ettirin. Highlight Compression HDR görüntüsündeki vurgu değerlerini sıkıştırır, böylece 8 veya 16 pbc görüntü dosyasının ışıklılık değerlerinin arasında kalır. Başka ayar yapmaya gerek yoktur. Bu yöntem de otomatiktir. Eğer gerekli düzenlemeleri yaptıysanız OK'ye OK basabilir ve HDR uygulamanızın sonucunu Photoshop'un temel arayüzünde görebilirsiniz. Dilerseniz HDR görüntünüz üzerinde yeni tonlamalar yapmak için Image Adjustments HDR Toning seçeneğine tıklar ve ekstra düzenlemeler yapabilirsiniz. Keyifli çalışmalar.